خواب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن جندمس صحوات جروخ في داكر لربلان شو رشوا دمس تور راقة تصادف بولدو رجالي كده بugün جندس بكن Bir necha marta kelamiz deb harakat qildik. Imkoniyatimiz shu bugunga to'g'ri kelib qoldi. Bir bu birodarlarni ko'rib, duolarini olib, xalq xizmatida, millatni ravnaqida harakat qilayotgan birodarlarni sizlarga ham jonli muloqotda tanishtirmoqchiman. Bu kishi Ma'rufxon domlamiz, Namanganda ahli ilmlardan va shu kishi va bu kishining atrofida fidokor bo'lgan Namangan ahlidan yoshlar, ya'ni o'rta yoshliklar, kichik yoshli bolalar, ancha kishi ko'p ulkan bir harakatni boshlashgan. Mandagi xabarlarga ko'ra 132 tamidi? 132 ta yetimi bor xonadonga hozirgi kunda bino qurilyapti. Uy, ha? Uch qavatli bino, ya'ni fundamentlari bitgan, harakat bo'lyapti. To'g'rirog'i bu ishga mutasaddi odamlar ham ya'ni qo'shilib turibdi. Biz orqalaridamiz, qilinglar. Xayriya to'planib, shu ishni harakatda bo'linyapti. Undan tashqari har qaysi kunda qilasizlar? Kunlik. Kunlik o'sha 50 ta atrofida murojaatlar bo'ladi. Oyda 2 marta doimiyligimiz bor. Unda misol 150 ta atrofida 2 marta bo'lib qo'yganmiz, to'plab bo'lmasin deb. O'sha 10-20-lida o'sha alohida 150 ta, yana bir 20-lida bir 200 taga yaqin doimiylik ularga faqat yetimlar. Kunlik o'sha yangi murojaatlar o'sha 50 ta ichidan yana doimiyni tanlab olamizda. Inshaalloh. Kunlik o'sha ba'zida bo'lmay qolsa 30 ta, bo'lmasa 50 atrofida yangi murojaat. Mashalloh. Endi o'sha xayriya qilmoqchiman, pulimni o'rniga joyiga saqlamoqchiman degan odam ko'p. Men juda ko'p bunga o'xshagan narsalarga ham ro'baro bo'ldim. Pulini bergan, o'rtadagi ba'zi odamlarga zakot deb bergan, odam ishlatib olgan, o'rniga yetib bormagan, shubhalanib qolgan va ko'p puldor odamlar pulni topishga topdi-yu, tarqatishlikka kelganda o'rnini topa olmayapti. Ushunaqa odamlarga Namanganda mana ushunaqa o'rni, sahovat guruhi bor. Ishonchli odamlar, ahli ilmlar nazoratida, ahli fazillar xizmatda. Inshaalloh saflagan pulingiz sadaqa joriy ham bo'ladi. 132 ta xonadonga uy qurilyapti. Olamshumul hodisa. Inshaalloh bu bitib qolsa, sarflagan pulingizdan bitta g'ish shu binoga qurilib qolsa, inshaalloh to shu g'ish nurab yo'q bo'lib ketguncha savob ajr yetib boradi. Hozirgi kunda masjidlar masalasi bor-da, masjidlarni juda haybatli, hashamatli qurilyapti. Yaxshi endi masjid qurilganiga xursand bo'linadi, lekin asli masalasiga ko'ra masjidga ziynat qilsa savob bo'lmaydi, to'g'rimi? Ajr bo'lmaydi, muboh bo'ladi. O'sha ziynatga ko'p pul sarflab olishyapti. Men ba'zi bir joylarda ko'rdim, ziynatini o'zi insonning labini uchuq toshtiradigan darajada pul sarflashyapti. O'sha ziynatni pulini yetimlarga olib kelib beringlar, xayriya sohiblari. Pulinglarni ya'ni sizlardan keyin ham orqalaringizda ajr bo'lib borishligini niyat qilar ekansiz, inshaalloh bunga qo'l urish kerak. Alloh ajr bersin. Bu yerda hozir juda ko'pchilik o'tiribdi. Sizlarga ko'rsatmayapmiz. Alloh taolo bu xizmatda turgan birodarlarga ham sabot bersin. Bir inson o'zini Alloh nazdida maqomi nimaligini bilmoqchi bo'lsa, hozir uni nima bilan shug'ullantirib qo'yganiga qarash kerak. Alloh taolo shunaqa xizmatga qoyim qilib qo'yganidan inshaalloh umid bo'ladi, Allohning do'stlariga nasib qiladi bunaqa narsa. Hozir mana shu soatda, mana shu vaziyatda disketegida alkash bo'lib, kayb bo'lib, qattadir yumalab yotgan qancha odam bor. Alloh taolo o'shalardan qilib qo'ymadi.
yetimlerini holidan xabar oladigan, ahli ilmlarini ortidan labbay deb yuguradigan, ularni xizmatiga sodiq turadigan qildi. Bu juda katta baxt. Bunga ham alohida shukr kerak. İmam Shofiy aytadilar: "Fa kayfa birri shukruhu va shukruhu min birrihi?" Qanday qilib men shukr qilganligimdan faxrlanay? Axir shukr qiluvchilardan ekanimga ham shukr lozim degan. Shukr qiluvchilardan bo'lish ham Allohning fazli, hammaga nasib qilmaydi. Bu fazlni Alloh taolo muborak qilsin, mas'uliyatini his qilib, uni ado qilishlik barchamizga nasib qilsin. Xursand bo'ldik sizlarni ko'rib. Inshaalloh, biz endi hozir safarimiz Andijonga, o'zi bizni da'vatiyamiz Andijonda edi. Sabab bilib sizlarni ko'rdik, ular ham kutib turibdi. Shunga sizlarni bir duoingizni olsak, keyin bizga imkon bersangiz yursak. Bilayinda. Osh yetishmoqchi. Yo'q. Oldin bularga ozgina bir juda ishtiyoq bo'lib, ruhiy ochiq turishibdi. Mashalloh. Siz o'shingizga ehtiyojib turishibsiz. Keyin aka. Endi sizga o'xshagan ahli ilmlar oldida bizga biz endi eshitamiz inshaalloh. Bizam xursand bo'lamiz. Ahli ilmga muhabbatlik. Alloh bilamiz. Ha, ko'pchilikni yaxshi taniymiz bularni. Alloh taolo o'zi kuch-quvvat bersin. Aksariyati hayotida ham bir o'rin kasb qilgan odamlar. Shunaqa. O'zini oilasida bir ishni uddalagan odamdan yaxshilik kutiladi-da. Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu ayyul a'mal ahabbu ilalloh deganlar. Qaysi amal Allohga mahbub deganlarida birrul validayn deganlar. Ota-onaga yaxshilik qilishlik deganlar. Ota-onaga yaxshilik qilishlikni eplolagan odam keyin boshqalarga yaxshilik qila oladi-da. Men buni misol esimga kelib qoldi. Hozir shu kunlarda e'tibor bersanglar, bizda O'zbekiston haligi ya'ni oldinga sakrash trampilinni ro'parasida turibdi-da. Xalq ko'zi ochilyapti, dinni to'g'ri tushunyapti, millat o'zini yangitdan taniyapti, uyg'onish ko'pchilik uyg'onyapti. Buni ko'ramaygan odamlar bor. Shu kunlarda juda katta trolling urinishlari bor. Bizga harakat qilishyapti-da. Ba'zi o'shnaqangi odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqib gaplashib ko'rsak, yo ota-onasidan la'nat olgan oqpadar bo'lib chiqyapti. Yoki ona suti og'izdan ketmagan bir aqli zaifroq odamlar bo'lib chiqyapti. Bilyapmizki, o'zida hayotida bir o'rin kasb qilmagan odamga Alloh taolo dunyoda ham bir narsa yaxshi fazilat bermaydi. Ularni bunaqa narsaga muvaffaq qilmaydi. Doim yaxshi ishni orqasidan o'zicha tanqid qilib, haqorat qilib, so'kib yashaydi. Boshqa ish qo'ldan kelmaydi. Shuning uchun o'sha oilasini ham yaxshi tutum qilayotgan, tijoratini ham joyiga qo'yayotgan, oshna og'aynisini ichida ham maqomi, martaba, o'rnini egallagan odamlar bunaqa yaxshiliklarga ham muvaffaq bo'ladi. Bunga Allohga hamd aytish kerak, shukr sajda qilish kerak, hojat namozlarida Allohdan bu ne'matni olib qo'ymasligini so'rash kerak. Ne'mat zavolda bilinadi. Hozir shu o'tirganingiz xuddi jannatdagiga o'xshaydi. Bu ne'matni olib qo'ysa, bundan mahrum qilib qo'ysa, keyin bilasiz bu ne'matni zo'r lazzatini. Hozir lazzatdan bahramon bo'lish kerak. Sizda savol bor mi? Bu savol hammalarini veda xursandligimiz ko'plari hammasi alhamdulillah o'ziga to'q o'shaqa tadbirkor yo bo'lmasa tadbirkorlarning farzandlari bekiganlardan ayniqsa mana yoshlardan shunaqa fikrlar chiqqan. Shuncha yoshga kirib hayotda bunaqa lazzat tatmagan deb bo'sh esa yurib kelaveradi. Shu shayga kerak. Kechasi ham ketgisi kelmaydi. Shayda biz chatchab ketamiz bular. Bazı bir bazı holatlarda kechasi murojaat bo'lib qoladi-da bizga. 9:30 mollaga qiyin. Holat ishnarlik so'rasangiz, yo bir noni qolmagan, yo bir bemor, haligi tezda nima ko'rsatish kerak. Telefon qilib atsam, darab shoshilib bo'rib, o'sha kechasi bitkizib, ustoz ish bajarildi deb keladi. Men o'zim hajovat qilaman darajada biz unga nima qilmasin deb. Bu ham biz haliga bitta narsa shu to'g'risida ham o'zgina bersangiz. Biz endi ulug' farzand insonlarning farzandimiz-ku, bizda tariximizda
dinimizga ham, ilimizga ham har tomonlama xizmat qilgan. Masalan, mana diniy tomondan, masalan, Naqshbandi, Abdulxoliq G'ijduvoniy. Bularni xalqimizda bitta nima bor ekan, faqat hali ibodatni o'zida bilan mashg'ul bo'lishgan degan tushuncha bor. Masalan, mana tariqat deb qo'yamiz, tasavvuf. Shularni faqat hali tasbih aytib, yo bo'lmasa faqat ibodatga shu ro'zani o'zimdan shug'ullanishlik tasavvuf yo tariqat degan tushuncha bo'lib, odamlar ularni sal oldin nimadan orqada qolib ketgan degan tushuncha bo'lar ekan. Holanki kitoblarda o'qiganimizda bular sol kechasi ibodatda bo'lsa, kunduzi xalqqa xizmatida misol borlarni sarflab, o'sha Muhammad Fotih askarlarining ichida ham mana Sultan degan fatihani 70 ming haliga nima deb aytishadi, o'sha nima ular pir bo'lib qatnashgan muridlama murshidlar. Undan tashqari mana o'zimizni nimadan oladigan bo'lsak ham, masalan mana Naqshbandiyni shiorlar deydi, dil shu to'g'risida ham misol mana Tohirjon birodarimiz, olimxon domlamiz xizmatlarda bo'lishgan Baxtiyorjon, Murodxon ichimizda haqiqiy qolgan hammalari ham shunaqa-yu fidokorligida o'rnak bo'ladigan kishilar. Misol bularning ibodatini biz oshkor bilmaymiz, lekin shu o'zimiz Naqshbandiy bobomizlarga havasli orqalardan ergashganliklarini bilamiz. Lekin mana bu harakatimizda ham haqiqatda bizni lol qoldirishdi. Hozir maqsad bularni maqtashlik emas. Maqsad shuncha berib sizdan o'sha bir savol tariqasida nima qilsak-ku, shuni ham bir tushuncha berib qo'yilsa, bular misol tarixdan eng beozor xalqqa manfaatli kishilik haqida bir ozgina masalan. Endi o'zi islom dinini boshqa dinlardan farqi ham jismoniy mehnat bilan ham ruhiy tarbiyani yonma-yon bir xil olib ketganida. Masalan, islom dini faqat duo qilib o'tiradiganlar dini emas. Islom dini mansublari duoni yig'ishtirib qo'yib, faqat sababni orqasidan ketadiganlar emas. Ham sababni ushlab, ham yonida duosi bilan ketadigan millat. O'sha jihatni payg'ambar alayhissalotu vasallam joriy qilganlar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu bir masjidga kirsalar, bir to'da odamlar masjiddan chiqmay o'tirgan ekan, zikr qilib. Nima qilyapsizlar desalar, biz Allohni zikr qiluvchi zokirlarmiz. Rizqchi desalar, unga Allohga tavakkal qiluvchilarmiz deyishdi. Shunda qo'llaridagi xipchin bilan urganlar. Tur chiqlaring hammang masjiddan, Alloh taolo rizqni qidirishga buyurgan. Bu yerda o'tirganlaring bilan sallar ajr olmaysan deganlar. Bu bor hodisa. Endi o'sha tasavvuf haqida, ruhiy tarbiya to'g'risida fikrlarni inkor qiladiganlar ko'pincha e'tibor bersangiz, xizmatga ham no'noq bo'ladi-da. Ixlos bilan hali aytganingizdek, kechqurunda iltimos qilsangiz, sakrab chiqib xizmat qilmaydi. Tasavvufi bor, ruhiy tarbiyasi bor odam bunaqa ish qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning Madinadagi sahobalar guruhlari ichida na uyi, na yemoq ichmog'i, na bir oilasi bo'lmagan bir jamoa bo'lardi. Taxminan 300 ga yaqin odam edi ular. Ahli suffa deyiladi. O'sha ahli suffani keyinchalik islom ummatining ilm martabasini, hadis rivoyat qilish yoki jihodlarda qatnashish islomga eng kerak jismoniy tomondan xizmat bo'lganda shular labbay deyishgan. Ixlos boshqa narsa o'rgatilgan, lekin ular Alloh subhanahu va taoloni muhabbatiga erishish faqat zikr duoni o'zi bilan emas, millatni xizmati bilan bo'lishligini ham tushungan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam aytadilar, "Khoyrun nas anfa'uhum linnas" deganlar. Yoki boshqa bir rivoyatda "Yanfa' khoyrun nas man yanfa'un nas". Odamlarga eng yaxshi odam manfaat beradigan odam. Bir kunda bir kishiga manfaatingiz tegsa, bugungi kuningiz inshaalloh samarali o'tdi. Ertangi kunga yana shunga o'xshagan narsani harakatini qilish kerak. Endi avlodlarimiz, ajdodlarimizdagi vaziyat ham shu. Imom Buxoriyni Imom Buxoriy qilgan narsa uyda o'tirgan uchun bo'lmagan. Bismillah deb turgan, shu millatni tarbiyasini olib, Makka mukarrama Madina Munavvaraga borib, hadis ulamolaridan harakat qilib ilmni olib kelib, bizda keyin
madfun bo'lgan. Endi tasavvuf ruhiy tarbiya. Nima uchun islomga muxolif jamoalar tomonidan tanqid qilinadi? Chunki tasavvufni o'ziga mansub degan odamlar siyosatga aralashmaydi. Ya'ni martabaga intilmaydi. Odamlar ichidagi hukmga intilmaydi. Bu jihati ularni xalq ichidagi muhabbatiga sazovor bo'ladi. Nimaga? Ular eng quyi tabaqadagi odamlarga xizmat qiladi. Mana hozir sizga bir yetim telefon qilsa, uni hech kimi yo'q. O'zga yaxshilik qilsangiz, u sizni maqtasa, hech kim eshitmaydi ham. Maqtovdan siz manfaat olmaysiz-da. Odamlar ko'pincha bir narsani qilsa, rahmat deyishini kutadi. Ha? Ular nima qiladi? Rahmat deganini ham bir katta joyga e'lon qila olmaydi. Unga kim yaxshilik qiladi? Qalbida ruhiy tarbiyasi bor odam yaxshilik qiladi. Eng xolis xizmat shu. Mana shu vaziyatni ahli tasavvuf ruhiy tarbiyaga muntasib bo'lgan odamlarni shuning uchun tashqi isyonkor siyosatchilar yomon ko'radi. Nimaga bulardan o'zini millatiga qarshi isyonkor chiqmaydi-da? Ular nima bo'lsa ham isyonkorlarni chiqarish xohlaydi. Isyon qilsa, oyoqqa ko'tarilsa, mitingga qatnashsa nima bo'ladi? Qatnashganlar qurbon bo'ladi, ular kelib hukumatni oladi. Keyin o'zini programmasini, o'zini rajonini qo'ymoqchi bo'ladi. Unga xizmat qilmaydi ahli tasavvuf. Ahli tasavvufni xizmat qiladigan yagona manhaji, tariqati Alloh taoloning yo'liga xizmat qiladi. Rasulullohning sunnatlariga xizmat qiladi. Eng quyi, ojiz, ya'ni zaif tabaqaga borib xizmat qiladi. Bu xizmatni Alloh taolo shu bugungi zamonamizdagi mas'uliyati zimmangizga yuklanayotgan ekan, buni jiddiy deb qabul qilish kerak. Alloh taolo nasib qilib turgani katta gap bu, tavfiq bu. Alloh taolo hidoyat beradi, hidoyatning yonida tavfiq bo'lish kerak. Agar hidoyatning o'zi bo'lsa-yu, tavfiq bo'lmasa odam hidoyatli bo'la olmaydi. Unga erisha olmaydi. Masalan, ba'zi odamlar bor, namoz o'qimoqchiman deydi, o'qiy olmaydi. Shunaqa muhitga tushib qolgan. Tavfiq yo'q unda. Alloh taolo o'shanga tavfiq so'rash kerak Allohdan. Ey Allohim, seni ibodatingga meni loyiq qil. Seni ibodatingga meni munosib qil deyish kerak. Tavfiq u. Hatto yig'ilib o'tirib, shu ishga labbay deb turishlik uchun hammaga ham murojaat qilinmayapti. Buni voridat ham deydi. Voridat Alloh taolo qalbingizga soladiki, siz harakatga kelasiz. Qalbingizga solmasa harakatga kelmaysiz. Alloh taolo sizni sergak qiladiki, bomdodga turasiz. Alloh taolo o'sha xizmatni mushtoq odamlarning qalbiga sizni soladiki, sizga telefon qiladi, sizdan iltimos qiladi. Buni odam o'zini ne'mati deb bilmas kerak. Alloh taoloning imtihoni, ne'mati deb bilish kerak. Qur'oni Karim, hadis shariflar payg'ambar alayhi salatu vasallamdan ummatga yetkazilar ekan, o'sha vazifalarning aksariyatida fityatun amanu iymon keltirgan yoshlar xizmat qilgan. Iymon keltirgan yoshlar Sa'd ibn Mu'az radiyallohu anhu 30 yoshida iymonga kelgan. 36 da vafot topgan. Ibn Abbos 7 yosh, Ibn Umar 6 yosh, Hazrati Ali 8 yosh. Men misol aytayapman. 9 yosh, 12 yosh, 15 yosh. 12 yosh bilan 15 yoshli bola janjallashardi. Men jihodga chiqaman deb. Hozir 12-15 yoshli bolalarimiz nima qilib yuribdi? TikTokda yuribdi. Misol uchun. Tavfiq bunaqa narsada bo'ladi. Sizlar qilayotgan ish, olam shumil ish. Butun dunyo yig'ilib kelsa, bu tavfiqqa erisha olmaydigan ish. Bunga nima bilan erishdingiz? Allohga bo'lgan tasavvuf, ruhiy tarbiyangiz bilan erishdingiz. Aslida boshqa odamga nasib qilmayapti bu. Buni mahkam ushlash kerak. Ustozlarni etagini mahkam ushlash kerak. Ustozlarimiz shuning uchun bizga qadrli. Ular bizga yo'l ko'rsatadi. Ularni aytgan yo'llari kitobi sunnatdan bizga ma'no bo'ladi. Unga ergashib inshaalloh rohatda olamiz. Bir odam kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamga qalbim qattiq degan, shikoyat qilgan. Yig'lolmayman, qalbim qattiq meni degan. Shunda payg'ambar alayhi salam nima dedilar? Yetimni boshini sila dedilar. Yetimni boshini sila, unga taom ber, qalbing yumshaydi dedilar. Yetimni boshini silash, unga taom berish, uni holidan xabar olish insonning qalbini yumshatadi. Ibn Qayyim aytadilar, Alloh taolo bir bandani azoblamoqchi bo'lsa, qalbini qattiq qilib qo'yadi deganlar. Qalbi qattiq odamda nasihat kor qilmaydi.
Nasihat kar qilmaydigan odamdan yaxshilik joriy bo'lmaydi. U odamning ahvoli og'irlashadi. Qalbingizni yumshoq bo'lishligi katta ne'mat bu. Payg'ambar alayhissalom yana aytdilarki, iymonli ekanligingizni qanday bilasiz deganda, yaxshilik qilsangiz xursand bo'lsangiz. Bir yomonlik qilib qo'yganda qalbingiz g'ashlansa, mana shu iymon dedilar. O'sha xursand bo'lib ketib, shunaqangi davralarda qalbingizga bir jannatli bog'chalardan yurgandek hissiyot kelyaptimi? İmon muborak bo'lsin. Alloh taolo bu iymonimizni ketar chog'da ham olib ketish barchamizga nasib qilsin. Rahmat sizlarga. Alloh ajr bersin. Bunaqa joyga tushib biz ham ketgimiz kelmay qoladi. Biz o'zimiz ham juda xursandmiz. Yanimizda shu bizni nimalarda endi tasavvuf deyilmaydi, tariqat deb bo'lishadi. Shu tasavvuf muhabbatli kishilar turganligi bizni ancha quvontiradi inshaalloh. Chunki ular muhabbatlik-ku, fidokorlik haqiqiy aytganingizda o'shalardan chiqarkan. Biz eng ishonchli kishilarimiz bizda endi qalb yumshoq haqiqatda ko'p kuzatgan narsamiz. Shu bizning nima borki, shablon bo'lsa nima qilinadi-ku, yetim yesir yo bo'lmasa. U fidokorlik shu darajada ekanki, iloji bo'lsa haligi so'ragan kishini quruq qaytarmaslik. Otasi bor ekan yo bir aka-ukasi bor ekan desa, bir yo'nidan bo'lsa ham ke shuni shu jub puli o'shib tushib yursa xijolat qilib bizga telefon qilib murojaat bilan chiqmaydi-ku deb. Shunaqa oralarimizda o'zi yo'nida sarflab o'shani quruq qaytarmaylik deb ba'zi bir xizmatlarini qilib, mashallah, yo bo'lmasa shu hamma narsani saxovatga yuklayvermaylik deb shu ba'zi bir xonadonlarga uylarni qurib nima qilib yashayapti, ajoyib haqiqatda tasanno qoladigan holat bu. Shunda Xudo taoloni mehribonligi shunaqa kishilarni biz ichimizga qo'shib qo'ydi. Aslida unaqa holatga bu kishilarni ichida turishga arzimasak ham, bu ishni o'zi shunaqa xayrli ishlikka dalolat bo'lsa kerak deb quvonib turibmiz endi. Keyin ko'proq duo ham qilish kerak. Duoda ya'ni g'ofil qolmaslik kerak. Bunaqa ishlarni orqasidan Alloh taolo so'raganingizni beradi. Ya'ni himmatni baland qilib, juda katta narsalarni so'rash kerak. Katta himmat qilganga Alloh taoloning xazinasi keng va Alloh taolo ojiz zot emas. Ba'zi xabarlar bor, bu Isroiliyotda kelgan ibrati muhim. Ibrohim alayhissalotu vasallam o'ta mehmondo'z bo'lganlar. Umrlarida biror marta mehmonsiz taom yemaganlar. 3 kunlab bir haftalab och yurar ekanlar. Allohdan so'rar ekanlar, "Ya Alloh, menga mehmon jo'nat" der ekanlar. Qon namoz qilib ketar edi. Yemas ekanlar. Shu darajada mehmon bo'lsa ekanlarki, har bir kuni aytdilarki, "Ya Alloh, bu ilohiy kitoblarning hammasida oxirgi payg'ambarning bashorati bor. Injilning ma'nosi nima? Bashorat o'zi. Injil o'zi nomi payg'ambar alayhissalom bashorati u. Ular bekitayapti-yu, bekita olmaydi. Asl bashorat payg'ambar alayhissalomda. Odam alayhissalotu vasallam jannatda payg'ambar alayhissalom ismlarini ko'rgan va so'ragan shu ummatimdan oxirgi payg'ambarligi to'g'risida. Ibrohim alayhissalom ham bilardilar. Ya Alloh, shu oxirgi payg'ambarning ummatini ham mehmon qilay deganlar. Deganlarida endi siz unga yetib bormaysiz, ya Alloh sen qodir zotsan, qodirsan deganda shu asarlarda bor shu. Alloh taolo tuzni bergan. Tuzning xususiyati nimaga tushsa tuz bo'ladi. Har bittamiz tuz yerkanmiz Ibrohim alayhissalom mehmoni bo'lamiz. Himmatni qarang balandligini. Katta orzu qilgan, hozir qiyomatgacha kim tuz yesa Ibrohim alayhissalom mehmoni bo'ladi. Alloh bir ne'mat o'roq tushirgan. Dastlab tuz bo'lmagan ekanda odamlar kunduzi yulduzi ko'rgan ekan. Tuz yeb ko'zimiz sal ojiz bo'lib qoldi. Lekin himmatni baland qilish ma'nosida juda katta narsani so'rang, siz tasavvur qila olmaydigan narsa Alloh taologa oson. Butun dunyodagi yetimlarni qaramog'imga olayin, butun bu Afrikadagi och yurganlarni holidan xabar olayin, butun O'zbekistonni obod bo'lishiga
milletin ayakı duruşuna hizmet kılayı deyin de Allah-u Teala şun da sebeplerinin atırabısı keltiredi. Ben köp yapıp vergem ben internet hakkı da gene köpçülüğü bilerim. O şey en köp katten arsanın maksat kılıp soruyu vereyim. Aynısı yakşı işini tepesi de. Kur'an okuyandan keyin dua icabat, hatimden keyin dua icabat, namazdan keyin dua icabat. Bunlar ibadet ruhi cihati. Şu bilen birge. Yetimini başını siler, miskinini halıdan haber alıp, gamge çükenini gamini ketkazı, bir Müslümanını kalbiye sürür kirgizip arkasından dua kılın. Allah Teala kaytarmaydı. O dua kıyandı dekim kiçken arası sorayın. Gattan arası sorayın. Bizde hem taşvişlerimiz var, bizde hem hakkımızda dualarını isteyle inşallah. Bizde hem mahrum kımeyler. Bismillah. Sağolun olsun, bir oğlanın ganimet. Dostuz, o zaman senin gelpini adam bizce götürlük etmemiz değil de şuna kadar uzunmuz. Nasıl bahtlı odamın ikimiz anlayımızı, bizden bir de nasıl kıynap duruyor der ki, asıl düşman içimizdeki ucu pırıyor, sumra, bazı derdi bilirken işlerimizde büyüklüğünü uzunmuzca sizip, sen yakışsan degen içimizden nasıl kip koymasını güçün, ha? Yani bu işi tohtatıp koydu. Çünkü bu düşman içimizden hamle kıymasını güçün, bu nesihatlerini kısanızdan bir bahtlı olurlar diye. Şimdi o şey ucub, riya, sum'a kebi narsalar. Ucub, acaplanış, uzudan uzu acaplanış. Şu kılıyetken işimini men kılıyetmen digen keselden kip çıkadı o. Onu Allah'ın tavfiki bilen bulu yaptı. Dip şükür kılış ve bu tavfikini yok atıp koymasını için dua kılış insanını ucubtan yok atadı. Yani ucubtan halas kıladı, kutkaradı. Riya adam korsun için kılınadı genç. Buna sana kıygeni izdenkin falancı korsun. Diş falancı hatta uzingizdelen fakirlenin kalış ucub bilen riyanı koşma korhanası. Bundan kutuluş mahfi ibadetlerde buladı. Kıgen yakşılığı giyizde sizde mahtaş imkaniyeti bugün de mavzunu çekege soru var işlik. Ya aslında bu kişi kıgendiler. Biz fakat nememiz, vasitemiz. Aslı buna kahramanları arkada sizler bilmiyizler. Biz fakat iltimas kılışı yaptı kılı yapmız. Riyadan kutkaladı gendilerse amellerini mahfi kılış. Yani nafil amellerini mahfi kılış. Köpçelik bana sahavatta yan bulu yaptı. Biz mihir 20-20 grubumuzda yan bulu yaptı da. Kıgandan ki mecburumuz. Canlı efir kılışımız gerek. Video abzor kılıp takatçımız gerek. Sebebi hayriye ihsan kılıyetken adamlar ki bir manada bu yani atçot yani hesabat. Hesabat verişlik için hem kılınladı. Çünkü biz özümüz pul vermeyemiz. Fakat şunu birgen adamlar işanıp topşir yaptı. İşançke biz aklaş manasında kılamız. Kim yazış edi? Hayriyeni mahfi kılış gerek. Hayriyeni mahfi kılışlık gereğiyle hikayesi, yani delili hemenge malum. Bizden bilemiz. Bu bizi kimez ki mahfi kısak. Biz fakat ortada ortaçılık kılıyapız. O biriyetkarlar, hakiki kahramanlar. Bunlar mahfi kılıyapdı. Kopçilik üç ne kadar deydi? Namınmayım, etmeyin deydi, taşap getirdi. Sürüştürmeyi diyen bunlar. Ular hakiki imanı sabit adamlar. Kıyamette ben koramam deydi. Tavşırıp koydum, siz aldınız mesuliyeti deydi. Uşanday bugünden ki, siz bilen biz bu meselelerde omonatdorlikkeyen cevap veririz. Omonatdorlikken var. Eğer siz bu meseleyiz, Allah başkasının ornizge keltiradi. Sizni muvaffak kıldı mı, mahkem duruş gerek. Şu Allah Teala meni bemor qilib qo'ymagin, qadamimni sobit qilgin, kuch quvvatli qilgin, nashot bilan harakat qilay deysiz. Unda riyodan ham ayrilasiz xudo xolasa. Mandan savol bor edi. Salom. Alaykum assalom. Shuni beling o'zida rivojlanmagan, sa Toshkentda korzinkalarda o'zi nakapitsil beradi-ku. Unda bozor qilib ketsangiz 1% pul tushib beradi. Biz salariz bo'lsa-da, shu biz klikda ham shunaqa shunaqa qilib qo'yib 1% kishilik qilib. Şükürle Bu İmam Malik kimde ya sahabelerden var.
Hazreti Umar'dan fatva soruşken Medine'de kelim. İbn Abbas'tan mı? Kattan sen degen de Yemen'den mi kattan mı? Kufa'dan mı kattan mı degen? Aslında da Ummu Dahda turup diyor. Ne gibi bir fatva soru yapıyorlar degen de. Her narsanın özünün kadrını koyuş gerek oraya. İlimen bir rızkta hemen vermeydi Allah Ta'ala. Ben şimdi bilgen fikh meselesi de yapılaşken, sohbetleşken adamların içi de yani şu hemen geldi ulamalar aynı peş. Kadrı yetiş gerek, ziyaretini kılış gerek, duasını alış gerek, hizmetini kıp kalış gerek. Yakında Mısır'a barıp geldik, ha ulamalar kop. Lekin her bir davrı, zamanlı, mekanlı uzun uleması var. O şeyler peş hesaplanadı var. Ulardan faydalanıp kalış gerek. Şimdi ulanın kadrını yem yetken bulunadı. İlim yem zakatı var da, sonra meseleyiz adam isten çıkardı. Mısır'daki cancağını sormak için. Facebook'taki kuzat uçularımız salona ait yaptılar. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Instagram okuyan kuzat duruşta ve hücuda köpçeliler ustozga salonumuzu yaptık. Maşallah, Allah Allah, Allah Allah. Salam ettiğim bizim namazdanım. Allah Teala özün muvaffak kısın. Ustamızı işte onu tamam kadar güzel işledik ama şimdi kuuu bizi spor gibi işledik. Şimdi hoş kovalamaz, hoş kovalamaz, bir tık tutsun ağlayan degen soğuluğu kuuu düşedik. Şimdi bu işe haliye etken gapımız bir kitap kılsak birinciden targ'ibot masalası putur yetadi. Bu iş targ'ibot masalası. Ve albette ben mesela sadakat kılsam bir kitişim gerek özüm. Afzalı şu. Lekin aşkar kılıçlıkken hakkım var. Mesela farz ibadetlerini aşkan kılışım gerek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve in tubudu sadakati feni immahi diye. Sadakatlarını aşkar kılsengiz ne kadar acayip diye. Ve in tuhfuha ve huve hayrun lekum. Mahfi kılsengiz o sizge yani yem yakşı. İbn-i Kesir bunu tefsiride tubudu sadakatını farzlarga aitken. Zakatlarını, farz ibadetlerini aşkar kılıçlıkta ne kadar acayiplik var. Birinciden targ'ib var. İkinciden zakatına kayakı yitip bariyatkenliğine yani taftiş kılış var. Yani anıgla varış var. Zakat veriyatkenizde bu zakat de ilan kılsayız. Aliyatken adam kembeğal bu mesela ait edin sizge. Ya ben zakat alamayayım ben deydi. Demek zakatıyız ordunge gitmeye kaladı. Şunun için aşkar kılsın deydi. Şu bilen birge başkalarını, yakşiliklerini zikir kılışlıkke memur müsün? Başka bir adam sizge yakşilik kılsa, onu zikir kuyuşluk, uşa adamge yakşilik. En kemede özünün hakkıge dua kılış gerek. Cezakallahu hayran deyiş gerek, en kemede. Bu mesela, onun miktarı da yakşilik kaytarış gerek. فَاِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّتِمْ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا اَوْرُدُّهَا Selamge ki Allah Ta'ala ondan afzalını kaytar degen. Yo degen de özünü kaytar degen. Salam geki, şimdi maliyevi yardım buldu, başka narsa buldu. Hiç yok teşekkürü etiş gereğidir. Uşa teşekkür bizimki. Hesabatlarımız teşekkür. Uşa hayriye kıyan adamlarga alahıda insanlı insanga nispeten şükürü bu. Men lem yeşkurinnez, lem yeşkurille. Allah'a şükür kılalmaydı adamlarga teşekkür etmeye. İnsanlı yakşılığını kabul kılış gereği. Negatifini kora uğurup adamlarının köpünü fikri büzüldü. Negatif, negatif. Peygamberlerinin tabiatımız. Her bir narsadan negatif kıdırış, yani salbi hıslatını kıdırıp topiş, peygamberlerinin sünnetimiz. Peygamberlerinin sünneti negatifler, salbiyatlar içiden icabi narsanı kıdırıp topiş. Peygamber aleyhisselam kigen Mekke'nin davrudaki cemiyet, zinage, ribage, kımarge, katılge, zulümge batganıdır. Oşa joydan gül ektiler, kokartırdılar, katta darah buldu, hodir geçe meyve veriyetti. Asallar bunda gıdın, sen bunda gıdın deyip hemeni fakat negatif tamamını yapıra uğurgendeydi, işi okşamasıdır. Az güne yakşiliği bar adamını hakkıge hatta dua kılardılar, müşrik bu seyir. Müşrikine hakkıge dua kıyarlar Peygamber aleyhisselam. Hidayet vergin Allah'ım deyip. Hazreti Umar bilen Ebu Cehil'in hakkıda dua kıyarlar. Ey Allah'ım şu ikisinden ikisini imanı gelip İslam'a kuvvet bulsun diye. Dua Hazreti Umar'a nasip kıyar.
İsa aleyhissalatu vesselam özlerine havarilere bilen ketip dursalar bir cahide ölümtik yatıptı. Sessip yatken çırıp yatıptı. Havariler etti. Bundan göre sessiz narsanı görmedik de işte. Degen de İsa aleyhissalam bunu dişini aklıgına kalaylar degenler. Uşanı içiden icabi narsan top geldiler yani. Peygamberin sıfatı. Allah Ta'ala en ağır peytlerde peygamberimizge وَلَا تَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ degen. Uşa salbi hücumlar, salbi tuhmatlar bularge hapa bulmayın, mahzun bulmayın degen. Bu gepler buladı. Kıgan yakşiliginizini salbi cihatlarıge urgu birişge hareket kılışadı. Özlere kılış almaydı, kılgendi, kuruş almaydı. Biz anlama deyimiz, battar buluylar deyimiz. Biz şu an şuna kakalamız. Biz şunu için bana şu cemaada yürüpümüz. Eğer sizler etkilerini kıganımızda biz hem oturup alıp fakat yozardık. Başka hiç nasıl kılamasıdık. Farkımız şu. Cezakallah, Allah Teala sizlerge mükafatlar versin. Bizge dua kılıyorlar. Doğumlu indi. Bizge cevap buladı mı? Bizi davet kıyam adamlar burası hapı olup kaladı ile ana kabardı. Bana hap. Yiğit diyelim bu kaptı. O da anca onu kutu oturuştu benimce. Şunca cemaat yok ki bunge bir. Az yine kıframı kutu oturuştu. Adı bizi canlı ifade koru oturuştu. Telefonla kılıç yapacak illi. Kargamaslardan turp edelim. İlte sağ olun. İltimas kılıçta şu hazır bir yaşlığa yaxşı maslahatınızı vereyim. TikTok'çilik ama. Instagram'dan buldum sonra. Uzi yoshlar to'g'risida har doim yoshlar buzilib ketyapti, yoshlar aynib ketyapti degan gap ko'pda. Bugungi kunga kelib yoshlar ancha aynib ketdi deb. Firavunni ana bu piramidasi bor, shuni eski ichkarida Firavunni piramidalari 4000-5000 yillik anaqa. O'shanda ham xatlar chiqqan ekan. O'shanda ham yoshlar aynib ketdi degan. Bu yoshlarni jilovda ushlab turish uchun aytiladigan gap, lekin yoshlar islah bo'layotgani ham ko'p. Va yoshlari islah bo'layotgan millatning kelajagi büyük bo'ladi. Yoshlari jamoatga qatnayotgan, yoshlari nima xizmat menga deydigan millatning kelajagi büyük bo'ladi. Yoshlar yoshlikni ne'mat ekanligini, qaytib kelmaydigan ne'mat ekanligini sezish kerak. Bilish kerak. Yoshlarning harakati qolganlarga motivatsiya bo'lish kerak. Kattalar nima qiladi, duo qiladi. Yo'l ko'rsatadi, maslahat qiladi, nasihat qiladi, bo'ldi, boshqa gapga yaramaydi. Yoshlar asosiy, ya'ni lokomotiv, asosiy poyezdni tortadigan narsa. Shuning uchun yoshligingizda ko'zingiz ochildimi? Bu ham katta ne'mat. Qiyomat kunida 7 toifadan bittasi Allohning arshi bilan soyalanadi. 7 toifa. O'shalardan bittasi shabun nasha fi ibadatillah. Allohning ibodatida o'sgan yoshlar. Salomat bo'lsinlar. Bu qanaqa xayriyalar? Bu o'sha. Albatta narsa bizda kashf ko'p narsa bo'ldi deb edi. Ana. Hozir bu ham yoshlarga taalluq o'shanga olib keldilar. Buni bola haligi nimaga maktab yoshiga chiqmagan go'daklarimizni bizni saxovatni kuzatib, o'yinlardagi ota-onalari ham hamma sahovat bilan kuzatib, shuning ichidagi bo'lgan xayriyalarni kuzatib, nima qilsa bo'lar ekan degan so'zlardan ta'sirlanib, yoshlarimiz bunaqa narsa juda ko'p keldi bizga. Inshaalloh. Bu bitta ikkitasini qop ketib qopti. Shu bizni ham sahovatga olib borasiz, biz ham mana shu narsamizni o'zi asli velosiped yo bir narsalarni olgan yig'yapman, yo bo'lmasa bittasi abamni hajga olib boraman yo boshqada. Shu hammasi kelib şey nimaga bir nima qildi-da otangiz olib keldilarmi o'shani ber dedilarmi yo'q men o'zim olib keldim bir hafta ikki haftalab yig'lab olib borasiz deb keyin shu kim nima qilaylik desa o'sha otasi yo'qlarga beringa deb yo bo'lmasa otasi yo'qlarga o'y qurib beringa haligi o'yda nima bo'lsa o'sha haligi fa'abahu yahudani yo'insa shu haqiqiy bizda isbotini ko'rdik-da. Haligi bolalarni aynib ketyapti degan savollarda ham biz ko'proq bir shunday xulosaga keldikki, aslida ulamo o'zimizda ayb ekan. Sababi
Çünkü hazır günde az yine bir uzunuz örneğe bulmasak hem şuna kadar hayır işlerini taşkil kılınsa böyle labbaydı bizi hıcaolat kıldırdık ama derecede boya ettim ki hizmette. Şimdi en asası yani örneğine bekorga aitilmegenekan Kur'an diyem örneğine de şikayetteyken. Maşallah. Hani Ayşe degen kızımız ikiyken sahavat degen grubunu yazıp bu işi yani Ayşe degen isimlerini yazıptılar. Yani şu kımmet, yaş balalardaki kımmetini terbiyeleş ata ananın zimmesidir. Onun etkileri topu doğru. Kımmet, özü topkenini, kaysi miqdarını biriş bilen bilinedir. Pullu miqdar demez ki, özüdeki bar narsanı miqdarı bilen. Allah Ta'ala, Allah'a karz birinler, ve akridullaha kardan hasene ayetini nazil kıyandı. Allah Ta'ala karz soruyordu bizde ne? Bizde ne? De. O şey Beyruhan'ı, Sa'd ibn kaysi sahabeydi? Sa'd radıyallahu anh'ın kaysi birileridir. Uzlarını beyruha degen bağlarını sadakat kovargirler. Beyruha. Peygamberimiz bah bah degenler. Acayip sadakat buldu degenler. Şunda Abdurrahman İbni Avf 4000 dirham var çıkken egenler. 200 dirham nisab. 4000 dirhamı bile olayın. 200 dirham tahminen 2000 doldur. Şunu 10'ya kopaytırsın 2000, 20'ye kopaytırsın. 4000 dirhamı alıp gelip koygan ekerler. Peygamber Aleyhisselam'ı aldılar ki. Bu kança degenler de yani şunça kaldı üyde degen ekerler. Yarmını alıp çıktım degen. Bir sahabe, kembegal sahabe. Üyde 4 tane hurması var eken. 4 tane hurma. Şunu 2 tanesini alıp gelip eken. İkitesi üyde kaldı iptallık edip. Ayalım falan ben ki. İkitesini Allah karşı soru yaptı biri yapman degen. Degen de münafıklar melamet giden eken. Abdurrahman ibn Afke pulunu mahde yaptı, kuskus kılı yaptı dedi. Malamat kıyken, nergi sahabege, şunu ikide hurması ki Allah muhtaç mı? Dip malamat kıyken. Şunda Peygamber aleyhissalatu vesselam, acruhme seva degenler. İkkelesine acrı bir kıl. Çünkü ikkelesiyem üydeki bar narsasını yarım nap geldi de. Bir kıl. Bana bu, bana bu balalar, bana bu kısçeler. Allah Ta'ala dünyadayım ata anası bahtını korsatsın. Ümmetini kahramanlarına analik kılıç şerefini versin. Şunlar özü topken narsasını yapıyordu. Bunlardaki hımmetini bana şundayı terbiye kılıç gerek. Etkenizdeki ata ona tasarı otkazadı. Bola keyin şundayı terbiye tapadı. Keyin katta bugende bütün milletke bağrını fida kıladigen adam buladı. Allah Ta'ala bu bolalarını terbiye kıyan ata analarına hem ülken acırlar versin. Bu dünyada huzuru kuvantırsın. Bülene o şey urna öldükene ayolla. Künü geker biz o şey binayımızı goya tilleden kuruyatmız da. İnşallah. Tilleden. Künü ge o şey bilek üzük, üzük, baldoğ. Hani mi gelirse şu oya kuruyatken ekersen yitimle kavşanga. Şunu balıyla kuruyatken de ona sene bazıları bir tane gene üzüğü bor. Hala ki halattaki ihtiyacı. Ben alayım. Şunu bir var yaptı da. Şunu kurup terbiye topitken balıyla da bile. İnşallah. Allah ağzı mübarek kısın. İnşallah buna kadar hizmeti var millet. İnşallah. Ha, bugün, bugün güzel. Her gün erge, acayip. İnşallah. Bakayım, içinde daha keyin. Kadın gittiler de demekken bu. Ha. Ayı hanımımız, bunu iki gün kişi bir apadına kişi epkildiler. Bir yakşilik künge işletemem de asla yürgen ekerler. Kim tarmağı kurup, ayten uçtu ki bunda yakşilik kumbu mesekerek. Ben kan akıl oktaramandım. Aşını bir örttüler. Bana şu narkı kançalık buluşuna kat iyi nazar. Aslında bu bir bahal narsa, bana şu narsa. Bu cemaatı takıda turgan fundament bana şu. Bizde sarmayemiz şu. Çünkü şunaka kıymetli milletin içi deykenimiz mi? Analar şunaka kıymet kılı yaptı mı? Balalar şunaka kıymet kılı yaptı mı? Korkmazdan aldığın kadar basa oluş gerek. Biz yıkılmayız inşallah. Masuliyet yükünerken de. İnşallah. Şu masuliyetini ada kısak oldu. Allah Ta'ala masuliyeti hem kokultırıp koymasın. Şimdi yakşılığını kuşandası hem kop. Şeytan dad değildi. Ve şeytanını vasvasasıge labbey degen adamlar bunaki işlerde arkası da kop. Hasat kıladı, zararı bir yetkızıkçı geledi. Lekin imtihanda hiç kaçan çocuğumasılık gerek. Her kıl tuhmetten buluşu mümkün. Lekin bir-biriyizde içiyizde, bir-biriyizde
yelkadosh bo'lib turishingiz, ixlosni yo'qotmaslik eng muhimi. Ixlosga qo'shimcha muhabbatni yo'qotmaslik Alloh taolo g'alabani ta'minlaydi. G'alaba mana shu ustiga qurilgan. Allah ajr bersin. Yana bitta bor ekan. Maşallah. Hatta taqilmagan ekan menim uchun. Maşallah. Bizim sal sodamiz ozroq qo'yaman. Alloh hayli barakatli muborak qilsin. Bir haqqimizga duo qilinglar. Inshaalloh. Zo'ra topganda. Yana bitta savol bersam mana. Hozir mehr 2020 dedingiz. Shuni faoliyat haqida qisqacha, keyin biz faoliyatimizda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Shundan ozgina. O'zi sizlardan o'rganishimiz kerak biz. Bizga sal keyinroq ochildi. Mehr 2020 degan guruh Toshkentda Toshkent filiali sifatida ochdik. Bizda ham hozir yaqin 300 taga borib qoldi oilalarimiz. Asosan biz o'sha haftada yarim ikkiga bo'lib olganmiz. Yarim xonadonlardan xabar olamiz. Va o'sha guruhlarning ichida taxminan hozir 100 ga yaqin bolani ta'limi bilan shug'ullanyapmiz. Ularni o'qityapmiz, sport bilan shug'ullantiryapmiz. Kiyim-kechagi, joy, boshqa narsalarning harakatini qilyapmiz. Bizga atak chechakroq, ya'ni endi boshlayapmiz. Lekin faoliyat kengayib boryapti. Qarshida bitta guruh ochildi. Mehr 2020 Qarshi, Navoiy debda guruh ochildi. Mehr 2020 bizni filial sifatida ochildi. Bir-birimizga anaqamiz yo'q, bosim o'tkazadigan, ya'ni narsamiz yo'q, lekin o'sha guruhni qanoti ostidamiz, birgamiz. Mabodo shu masalada bir muammo chiqib qolsa, yoningizdamiz degan ma'noda. Samarqand harakat qilyapti. Hozir Oltariqdan bizga telefon qilishdi bolalar. Biz ham ochmoqchimiz deyishdi. Oltariqda bor bitta guruh. Endi bu guruhlarning hammasi aslida maqsadi bitta, yaxshilikka harakat. Sahovat guruhi ham o'zi aslida aynan shu maqsaddagi guruhlar. Andijonda hozir muruvvat guruhi, balki ular ham bizni kutib turibdi, ular bilan uchrashamiz inshaalloh. Toshkentdagi bu qalb amri Sardor Rahimxon ochgan. İnşallah bularning hammasini maqsadi bir. Alloh xayrli qilsin. Ba'zi o'rinlarda men o'rnimi yo'qmi aytib qo'yaveray. Tavsiya sifatida tajribada o'tgan masala. Guruhlarning ichida sizlar guruhsizlar va qanaqa ma'noda Telegram guruhingizlar bor, u joyga bir-biri bilan maslahatlashing. Bir guruh o'shunaqa xayriya guruhi o'zi, yaxshilik qilish kerak bo'lgan guruh. Shart o'sha guruhga bittasi Sodiq Samarqandiyni ma'ruzasini tashab, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf ilmsiz odam deb gap tashladi. Shuni tortishi bo'lib ketgan. Katta bitta xayriya guruhiga putur yetib qolishi yozgan qolgan. Menga kelib iltimos qilishdi. Shu masalada yuring bir anaqa qilib bering, keyin o'tirib gapirdim. Bu sizlar qilayotgan ish juda katta ish. Nimaga bunaqa fitna qilasizlar? Xo'p, yaxshi ko'rsang ko'raver. Nimaga bitta faoliyatni oyog'iga bolta urmoqchisan? O'zini samimiy xolis deydi. O'sha odam o'sha ichkarida xizmat qilib yuribdi. Lekin shunaqangi ixtilofdan ehtiyot bo'lish kerak. İxtilof bor joyda barakat qochadi. İxtilof bor joyda ish yurmaydi. Shuning uchun ichingizda ulamoingiz bormi? Diniy masalalarda ulamoga murojaat qilish kerak, tamam. O'zicha bitta gapni gapirib, u undoq, bu bundoq demaslik kerak. Men tarixni o'qib, juda hozirgi kunda ayni taxassusim shu. Hattoki imomlarga, ko'p noiblarga, boshqalarga ya'ni raddiya guruhlari, ulamolar kengashiga ham hattoki shu suhbatlarni menga qiling deyishdi. Men astoydil o'rganib chiqyapman shuni. Shunga amin bo'ldimki, islom ummatini birlashtirmaslik uchun ixtilofni qasddan tashalgan. O'sha ixtilofga labbay deb o'ynayotganlar butun dunyoda 100 yildan beri o'sha salafiy deb atalgan odamlar. Qayerga qarang, İslam ummatining ichida parokandalik bo'lsa, shularni urug'i bor. Hozir mana siz ijtimoiy tarmoqda bular ham kuzatyapti, bular ham mana qo'yib qo'yganman. Samimiy ko'rganlari hammasi duo qiladi, bizni duo qiling deydi. Ushnaqa kallasida biroz tashqari islomga muxolif bo'lganlarning proyektiga kallasini arendaga berib yuborganlar kiradi, so'kadi. Haqorat qiladi. Bu haqoratidan iymonim komilki menga zarar yo'q.
O beçerenin özge zararı. Ve kılınıyorken işini, mıkıyası, derecatı, ölçe bu meydigen derecede. Allah-u Teala bunun hesabını ölçemiysen de. Yani. Hadislerde keledi. Mesela. Bir namazını kayyum kılın ve onu acrını hesaplamayın degen manada. Bunu tefsirde iki kıl manası var. Bittesi, siz o şey namazını kayyum kılıçlıktaki acrını hesaplasanızdan hesaplamayınız degen. Yani bittesi, siz onge kayyum buluştukta özünüzün hesabınız yetmeydi degen. Bu kılıyetken işimizin acrını, mükafatını yok. Bunu içine kırvalı bir Müslümanın hakikat kılıp yazı yaptı. Demek o Müslümanın düşmanının hizmetini kılıyordu. O şengi katlı itibar veriş gerek. Müslüman, ümmet birleşip durup değil mi? Şu birdenlik nimet şu. İttifak nimet, ihtilaf azap. Bunu mahkem uçlaş gerek, ulamalarına suyanış gerek. Kalkan meselelerde inşallah ihlas muhabbet devam etebilirdi inşallah. Allah acil versin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا محول الحال حول أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه پروردگارا bizlarning qalblarimizga qo'rquv ato et o'sha qo'rquv bilan san bilan oramizdagi gunohlardan to'silaylik پروردگارا qalbimizga san bir ulkan muhabbat ato et u muhabbat bilan sening jamolingga yetguncha xizmatda bo'laylik پروردگارا bu birodarlarimizni sahovat guruhining qilayotgan ishlariga o'zing barakotlar ber o'ylamagan tomonlaridan xudoy taolo ularni o'zing quvvatlantir bergin dunyodagi zafar oxiratdagi ishlariga ulkan darajatlar ber nabiy sallallohu alayhi va sallam bilan hamroh bo'lishimizni xudoy taolo o'zing nasib qiling butun ummatni xudoy taolo o'zing mazlumiyatdan chiqargin zolimlarga o'zing kifoya qilgin ummatning izzatini qaytarib bergin dunyoda parvardigoro yuzlarimizni yorib qilgin dushmanning xiyla makr fitnalaridan omonda qilgin agar bir qavmga fitnani iroda qilsang bizlarni boy maftullardan qilgin va sallallohu va sallama ala rasulina muhammad Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rahmet. Allah'a emanet olun.